Herkese merhaba. Bu videoda 7. sınıf fen bilimleri dersinde aynalarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan test sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz, el fenerlerinden çıkan ışık ışınları bir kutu içerisindeki aynaya çarparak şekildeki gibi yansımıştır. Buna göre kutu içerisindeki ayna aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, yansıtıcı yüzeyi iç bükey olan aynalar çukur aynalardır. Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Bakın burada bir çukur ayna örneği görüyorsunuz. Çukur aynaya paralel olarak gelen ışınlar odak noktasından geçecek şekilde yansırlar. Burada şekilde verilen ayna bir çukur aynadır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bakın arkadaşlar, B ile C'yi karıştırabilirsiniz. Yansıtıcı yüzeyi iç bükey olan aynalar çukur aynalardır. Burada mavi ile gösterilen kısım yansıtıcı yüzeydir. İkinci soru, şemada bir ayna görseli ve kullanım alanları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre şemadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, buradaki ayna bir çukur aynadır. Makyaj aynalarında, dişçi aynalarında, araba farlarında, el fenerlerinde, projeksiyon cihazlarında, ışık mikroskobunda çukur aynalar kullanılır. Şimdi verilenlere teker teker bakalım. Araba farlarında çukur ayna kullanılır. Bu doğrudur. Makyaj aynalarında çukur ayna kullanılır. Bu da doğrudur. Mağazaların güvenlik aynalarında çukur ayna değil, tümsek ayna kullanılır. Dişçi aynalarında çukur ayna kullanılır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bakın arkadaşlar, aynanın iç bükey olduğuna dikkat edin. Yansıtıcı yüzeyi şurasıdır. Üçüncü soru. Emre 1, 2 ve 3 numaralı aynaların önüne geçtiğinde oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir. Emre'nin kullandığı aynalar hangileri olabilir? Arkadaşlar, tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçük ve düzdür. Düz aynada görüntü cisimle aynı boyda ve düzdür. Bu iki bilgiyi bilirseniz bu tür soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bakın şimdi verilen bilgilere göre bakalım. Bir kere görüntü tersse bu ayna mutlaka çukur aynadır. Yani 3 numaralı aynamız çukur aynadır. Çünkü tümsek ve düz aynada ters görüntü asla oluşmaz. C ve D'yi buradan eliyoruz. 2 numaralı aynamız düz aynadır. Çünkü tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçük ve düzdür. Yani cisimle aynı boyda olamaz. Aynı boyda olduğuna göre bu düz aynadır. Bir numaralı aynada görüntü cisimden küçük ve düz olduğu için bu tümsek aynadır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Ayna karşısında saçlarını tarayan Hakan'ın görüntüsünün özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi verilen ifadelere bakalım. Bir, Hakan'la aynı boydadır. Düz aynada görüntü cisimle aynı boydadır. Bu bilgi doğrudur. İki, Hakan'ın simetriğidir. Bu da doğrudur. 3. Aynaya olan uzaklığı Hakan'ın aynaya olan uzaklığına eşittir. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 5. soru. Şekildeki K, L ve M aynaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. K, L ve M küresel aynalardır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. K düz ayna, L çukur ayna, M tümsek aynadır. K düz ayna olduğu için küresel ayna değildir. A şıkkı yanlıştır. B. K düz ayna olup spor salonlarında kullanılır. Bu bilgi doğrudur. Doğru cevabımız B şıkkı. C. L tümsek aynadır ve yüzeyi bir metal kaşığın dış yüzeyine benzer. Arkadaşlar, L tümsek ayna değil, çukur aynadır. D'ye bakalım. M makyaj aynalarında kullanılan çukur aynadır. M arkadaşlar çukur ayna değil, tümsek aynadır. 6. soru. Aşağıda verilen araçlardan hangisinde ayna kullanılmamıştır? Arkadaşlar, burada dişçi aynasında, periskopta ve tepe gözde ayna kullanılır. Fakat dürbünde ayna değil, mercek kullanılır. 7. soru. Düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat gerçekte kaçı göstermektedir? Arkadaşlar, düz aynalarda görüntü cismin simetriğidir. Burada saatimiz 5'i gösterdiğine göre simetriğini almamız gerekir. Simetriğinde de saat 7'yi gösterir.
Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Yanda verilen metal kaşık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İç yüzeyinde görüntü ters ve büyüktür. Bu doğrudur arkadaşlar. İç yüzeyi iç bükey yani çukur aynadır. Çukur aynalarda görüntü ters ve büyük olabilir. B. Dış yüzeyinde görüntü düz ve küçüktür. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Dış yüzeyi dış bükey yani tümsek aynadır. Tümsek aynalarda görüntü düz ve küçüktür. C. Dış yüzeyi diş hekimi aynasıyla benzerdir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Dış yüzeyi tümsek aynadır. Diş hekimlerinin kullandığı ayna çukur aynadır. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına da bakalım. İç yüzeyi çukur, dış yüzeyi tümsek ayna özelliğindedir. Bu bilgi doğrudur. 9. soru. Düz aynaya olan uzaklığı 2 metre olan Ömer'in aynadaki görüntüsüyle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi yapılan yorumları okuyalım. 1. A ile gösterilen uzaklık 2 metredir. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Düz aynada görüntü cisimle aynı uzaklıktadır. 2. Ömer aynaya 1 metre yaklaşırsa görüntüsüyle arasındaki mesafe 2 metre olur. Bu bilgi de doğrudur. Ömer aynaya 1 metre yaklaşırsa görüntüsünün aynaya olan uzaklığı da 1 metre olacaktır. Görüntüsüyle kendisi arasındaki uzaklık 2 metre olacaktır. 3. Ömer'in sağ elindeki saat görüntüsünde sol elinde görünür. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. soru. Şekildeki labirentin her bir çıkışında fareler bulunmaktadır ve labirentin belirli köşelerine düz aynalar yerleştirilmiştir. Buna göre labirentin orta kısmında bulunan peyniri numaralanmış farelerden hangileri görebilir? Şimdi teker teker bakalım arkadaşlar. Bir numaralı fare peyniri görebilir. Çünkü hem burada hem de burada düz ayna var. İki numaralı fare peyniri göremez. Çünkü görmesi için şurada ayna olması gerekir. 3 numaralı fare peyniri göremez. 4 numaralı fare de peyniri göremez. Doğru cevabımız A şıkkı. Bunlardan sadece 1 numaradaki fare peyniri görebilir. 11. soru. Zeynep 20-25 sayısını bir kağıda yazarak düz ayna önüne şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre bu sayının düz aynadaki görüntüsü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın şuna dikkat edin. Düz aynada görüntü simetriktir. Ve gerçekte 2 sayısı aynada 5, gerçekte 5 sayısı aynada 2 görünür. Bu bilgilere göre doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bakın görüntünün simetriğinin oluşması gerekir. 2 sayısı 5 şeklinde, 5 sayısı da 2 şeklinde görünür. 12. soru. Uzunluğu 10 santim olan bir kalemin K, L ve M aynalarında oluşan düz görüntüsünün boyları aşağıdaki grafik çizilerek gösterilmiştir. Grafiğe göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın, tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçük ve düz, düz aynada görüntü cisimle aynı boyda ve düzdür demiştik. Bakın arkadaşlar bu bilgileri bilmeniz bu tür soruları rahatlıkla çözmenizi sağlar. Şimdi teker teker ifadelere bakalım. 1. K düz aynadır. Görüntü cisimle aynı boyda olduğu için K düz aynadır. Bu ifade doğrudur. M tümsek aynadır. Bakın arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü tümsek aynada görüntü hiçbir zaman için cisimden büyük olamaz. Tümsek aynada görüntü her zaman cisimden küçük ve düzdür. Burada görüntü cisimden büyük olduğuna göre M tümsek ayna olamaz. Üçüncü ifadeye bakalım. L bir arabanın yan aynası olabilir. L cisimden küçük olduğuna göre bu bir tümsek aynadır. Ve arabaların yan aynalarında yani dikiz aynalarında tümsek ayna kullanılır. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.